mi? Getir onları da. 42 kolu olması lazım. Nerede? Yavaş. Derya. Kızım koş. Ya 4 tane ama ikine 41 istiyorum. Sinan 41 diyor. Aklınız nerede canım? Koş koş. Ne oluyor ya? Düşmüyor muyuz biz? Yarınki katalog çekimine hazırlanıyoruz. Kızlarımın yarısını elemişsin. Dün tamam demiştin. Tamam demedim, bakalım dedim. Yabancı manken istemiyorum. Neden? Vallahi dil bilmiyorlar diye galiba, böyle boş bakıyorlar. Bakışlar, bakışlar. Yani ayakkabı pazarlıyoruz ama en çok bakışlar önemli, öyle mi? Evet, bakışlar önemli. Yoksa cansız manken kullanırdık Yasemin. Bu yeni asistan kız nasıl? Defne mi? Bilmem, daha yeni başladı. Nerede çalışıyormuş, nereden bulmuşlar? Yasemin'cim, onu Sinan'a soracaksın. Biliyorsun, işletme kısmına karışmıyor. Biliyorum canım. Sen bizi çıldırtma kısmına karışıyorsun. Deli. Ne yapıyorsun sen burada? Ömer Bey'in programını hazırlıyorum. Yarın çok yoğun bir gün. Tamam, çık artık. Bu saate kadar bu ne iş Azmi? Tamam, bitti zaten. Ben o zaman bir Ömer Bey'e görüneyim, çıkayım. Gelebilir miyim? Gel. Ömer Bey, çıkmadan isterseniz size yarının programını bir anlatayım. Ya da şey mi, yarın sabah mı anlatayım kafanız yorgunsa falan? Anlat, dinliyorum. Şimdi yarın erken çıkacağınızı farz ettim. Şükrü abi, yani şoförünüz Şükrü Bey her sabah gider dedi. O yüzden dönüşünüzü bugünkü gibi 7.45 olarak aldım. Kürek çekmeye gidiyorum. Efendim? Sabah 5.30'da kürek çekmeye gidiyorum. Şükrü'nden sabah gider dediği yer o. Sonra biliyorsun zaten, eve dönüyorum. Ha, anladım. Zaten ben de yanlış bir şey düşünmemiştim. Tabii niye düşüneyim ki sonuçta, yani merak edecek bir şey yok tabii, değil mi? Yani. Sen sustun. Ömer Bey, ben eve kadar size eşlik edeyim mi yoksa çıkayım mı? Sen çıkabilirsin. Ben biraz daha çalışacağım. Ömer Bey. Ben size şey soracaktım. Sor. Şey. Hani biz sizinle daha önce Ömer. Bana bir akşam yemeği borcum var. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Seni Bülent'in mahzenine götüreceğim. Ben şey yapamam, çıkayım o zaman. Zarif bir salon adamı dans etmeyi bilmeli. Hadi gel, dans et benimle.
söz ver bana. Dünyanın en güzel kızıyla birlikte olacaksın. Bir prensesle. Anneciğim, dünyanın en güzel kızı sensin. Ne bu? Kahvaltı. Çiçek koymuşsun. Ha evet. Evinizde hiç çiçek yok. Hayvan falan da yok. Biraz çiçek alsak çok iyi olur. Sulayacak vaktim de yok. Sabahları ben sularım. Öyle acayip bir şey söylemiyorum ki. Hem biraz çiçek size de iyi gelir. Eviniz çok güzel güneş alıyor. Ne bileyim, bizim evde çok fidan var. Size de getirebilirim. Çıkalım mı artık? Kahvaltı? Etmeyeceğim, sağ ol. Peki toplayayım ben o zaman. Yok, temizlikçi gelecek, sen zahmet etme. Peki. Buzdolabınız tam takır, akşam yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Şükrü Bey'in işi geliyor. O lazım oldukça bir şeyler alır. Sen dert etme, hadi çıkalım artık. Ha tamam o zaman. İşte liste yapmamı ister misiniz? Pazarda çok güzel pazı gördüm. Pazı alsın. Pazı mı? Evet. Pazı sever misiniz? Ben çok güzel pazı sarması yaparım. Tabii Şükrü Bey'in eşi gibi çok güzel yapamam. Sonuçta ben buraya yemek yapmaya gelmedim tabii ama... Sen... Çıkalım artık. Peki. Ben size bir şey soracaktım. Yani bunu sormam lazım. Tabii çok büyük bir tesadüf de olabilir ama... Biz sizinle daha önce... tanıştık. Acaba siz beni hatırladınız mı? Neyse, çıkalım biz. Ey Allah'ım. Hah, dur. Tamam, tamam. Bunları götür, bilgisayara girsinler. Tamamdır. Ay, kızım şunu alsana. Boş ne kadar kaldı makyaj? Bir cenazem çıkmadı, kaldı burada. Tamam. Biraz daha çabuk. Hadi arkadaşlar. Sen de biraz tut. Olur olur. Işığı tut. Onları hemen kombinesinler. Kızım geçmeyin. Çok güzel. Ben de kıyafetin altına rastladım. Cevap verin bana. Güzel. Hı. Dik dur hayatım, dik dur. Kesin ha, onu. Dağıtla, nefes al. Ver. Ay, başım döndü. Yapalım o güzel. Bak o fonla şu pembeleri kullanabiliriz. Bunlar onlardan da ayakkabılar. Tatlım o kadar, girme başka oraya. Başka ne var elimizde arkadaşlar? Al şunu götür. Koray biraz daha renkli. Güzel. Tatlım göster, göster. Markamızı göster. Ha. Dur. Öyle dur. Kız. Boş hadi. Bitti tamam geç. Çok güzel. Diğer bacağını diğer. Tatlım harikasın. Harikasın. Çok güzel. Çok güzel. Defne hadi. Tamam. Dik tut, dik tut. Biraz doldur, doldur ha. Şöyle. Düzelt şunu. Heh. Düzelt. Tamam. Koray. Kızlar yorgun mu? Tamam, gözünlerle bir şey kaçmaz senin. Toparlarlar şimdi. Bu ikincinin de elbisesinde sorun var, değiştirin. Nasıl sorun var Ömer? Bu ayakkabıyı ofis çıktığı için önüyoruz. Böyle bir şeyin altında olmaz. Değiştir. Defne suyum. Ha? Defne suyu. Oo, kahramanımız gelmiş. Ömer kurtar beni bu kaosta. Batacaksın. Ne canım? Batacaksın diyorum. Onlarla kumda yürünmez. Çok düşüncelisin. Ne giymemi istersin? Ne yakışır bana? Bir düşünelim. Böyle belki topuksuz, daha düz bir şey. Belki çıplak. Mantıklı.
Mantıklı. Bu kapıdan çıktıktan sonra aklında işten başka bir şey olmayacak. Anladın mı? Anladım. Güzel. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Çıkalım mı artık? Sinan Bey de teşrif etti. Günaydın, guten morgen, good morning, buongiorno. Nasılsın ekip, ne yapıyorsun? Harikayız. Şey yani ekip çok iyi çalışıyor, harika. Güzel. Koraycığım, sen nasılsın? Hayatım iyi değilim. Bak şu huş ortağına bir şey söyle. En güzel yaşımdayım, güneşin altındayım, her tarafım kırışacak, bir şey söyle şuna. Oğlum ne yapıyorsun, o bir sanatçı ya. Ne haber? Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Yok. Al şunu. Şekerim, çantandan tavşan çıkaracağına git karavandan bana dolup dolup bir şeyler getir. 40 numara olsun. Defne, karavana gitmişken üstüne daha rahat hareket edebileceğim bir şey getir. Belki ayakkabı falan değiştir yani. Peki Ömer Bey. Kız, kalsın krem. Ver. Ucuz da bir şey. Ama olsun. Süreyim biraz. Korktun mu? Sinan Bey. Nasıl ama? Tam bir teknik adam değil miyim? Ha? Şş, Sabri! Oğlum çevir oradan. Ya da bak şey vardı. Latin bilir misin? Ver şunları. Şöyle bir şey. Sanki işler kamenen ya 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 yancı kamenen ya 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 panço buyruğu kamenen ya ya panço kamenen. Başım mı döndü? Gel sana da süreyim şunu. Defne! Ömer Bey geliyorum. Gitmem lazım. Tamam. Şişt, dur aç avucunu. Şimdi. Yüzüne sür süt gibisin yanarsın ha. Defne! Koş, koş, koş! Patron kızıyor, koş! Ay, o kadar üstüne plan yaptık ama salak galiba. Kız değil mi? Ay, kafası kopmuş tavuk gibi oradan oraya koşturuyor. Ay, işimiz var bizim bununla. Neriman, ver bakayım şunu. Ver şu gördüğünü, ver. Ne zarafet kaldı, ne bir şey. Bir Yasemin'e bak, bir de bizim Safoz'a bak. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Deli dana gibi koşturup duruyor. Beceriksiz bu ayol. Ne yapsın Neriman? Kızcağız işini yapıyor. Asistan değil mi o? Ay Necmi, asistan olsun diye mi biz bu kıza para verdik? Ya hayır, asistan olarak işe aldırdık ya, onu diyorum Neriman. İyi de Ömer'i kendine aşık etsin diye asistan yaptık. Adamı kadınlara küstürsün diye değil. Neriman, gidip daha mı yakından baksak acaba? Yani olaya el mi koysak diyorum. Ay yok yok. Bu şimdi bizi görünce iyice heyecanlanıp hepten işleri berbat eder. Ay tepemden böyle bir şeyler, bir ağrı, bir şey inip duruyor. Ver şu düğümünü. Neşe! Ver şunu. Bak ben bu görüntüyü sana Photoshop'la hallederim. Burada bu... Ha, karanlık çıkmış bu. Tamam, ben bunu düzeltirim zaten. Ay! Mankenleri yenilemen gerekiyormuş. Bir de şey ayakkabı. Tamam, ay! Hemen ayakkabılar, sen koş. Bırak onları. Bu kadar işte gülüyor mu yazık? Aşk lazım.
yoksa mıydı? Bir dakika. Ve koy. Yasemin, gel kucağıma otur. Otururum valla. Tamam o zaman. Tamam, veririm ben sana. Hadi. Ortak, konuşalım mı? Konuşalım. Baş başa. Hadi kızlar, toparlanın hadi. Sinan. Sen bu kızı nereden buldun? Hangi kızı? Sinan Defne'yi. Benim asistan hani yeni. Ha şey ya, CV'lerden başvurmuş. Ben sanki Manu'da bu garsonluk yapıyor diye hatırlıyorum ama... Manu. Ya Manu, Manu. Ha, ya şey var öyle bir şey evet doğru ama kızın çok güzel CV'si var ya. Bir zaman böyle parasız kalmış falan işte garsonluk da yapmış. Ne bileyim sen seversin böyle şeyleri, ben takılmazsın diye düşündüm. Sonuçta kız çok iyi her işi yapıyor yani. Her işi yapıyor da hiç baktın mı ailesi kimmiş, neyin nesiymiş? Araştırdım. Yedi Göbek Saray'dır o. Onu ne bileyim ailecek mi geldiler görüştüler. Ya sen onu bırak ne yapacaksın ki ailesine, evleneceksin mi? Anasından nasıl bilmem abi. Kızın süper bir enerjisi var. Süper bir enerjisi var. Göreceğiz. Rüçücüğüm biraz ayağını kaldı. Lütfen. Harikasın. Ama bu bitti. Değiştirin ayakkabıyı. Kime diyorum? Ay seni de ayağım şişti. Ayakkabı getirin. Ay adam ayakkabı diye bağırıyor. Kızım şey seni tırnak yiyeceğini. Ayakkabı getir. Ayakkabı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ben de. Tamam çabuk ol. Hadi. Ey Allah'ım. Ay Allah'ım. Çıkar çıkar çıkar. Ay adam bağırıyor. Uzatsanıza canım ayağınızı. Kızım hadi diyorum hadi. Ay tamam. Al, bir dakika. Hadi. Koşun. 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 Ay salla. Ne oluyor ya? Ay batırdı bizimki. Yürü gidiyoruz. Nereye? Duruma el koymaya. Tamam gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Koşun koşun. Beceriksiz. Salak. Gerçekten uğursuz bir gömle. Buraya gel ne yapıyorsun? Kızım koşun. Çabuk götürün. Çabuk götürün. İyi misin? Kırıldı galiba. Kırık olsa duramazsın gel. Bilmeden oldu Ömer Bey. Bir şey olmaz telaş yapma. Çok senin acıyor mu? Kırıldı kırıldı. Ay. İlk yardım çantası getir. Ömer Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok özür dilerim ama yanlışlık da oldu. Bir anda kazara ayağım takıldınca tabii suya düştü. Biri ilk yardım çantası getirecek mi yoksa ben bağırmaya devam mı edeyim? Ya şu Ömer'e baksana. Şu asistan kızla ilgileneceğine Tuğçe'ye bakmıyor. Bakmıyor. Kız hastalanacak şimdi. Islandı. Üşütecek. Ne yapacak Ömer? Üfleyerek mi kurutacak? Ha böyle. Ömer Bey. Ama siz böyle cevap vermeyince yani tabii bir tepki de vermeyince ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sonuçta kazaydı. Bilerek de yapmadım tabii. Özür dilerim. Bu ne bu? Burada mı oldu? Yok. O doğuştan. Doğum lekesi. Acıyor mu çok? Durum pek de o kadar kötü değilmiş. Baksana Ömer diz çökmüş kızın önünde. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Ay vallahi ben de inanamıyorum. Ay pis. Yasemin değil mi o? Ay dur şuna bir laf sokayım. Sok sok. Hadi gel. Ay. Üskat. Kül kedisi ayağını burkmuş. Sinirlerim bozuldu. Bir çuval inceli berbat ediyordu. Salak. Ömer'i de gördün ama değil mi?
Nasıl da koştu yardıma. İçindeki kahraman fışkırdı resmen. Birisi ayağını burksun da kurtarayım diye bekliyormuş. Keser misin? Zaten canım sıkkın. Şimdi saçını başını yolarım seninle. Ay. Olay renklerle yazı getirmiş Neriman Hanım. Çok şıksınız. Yasemin, solgun görünüyorsun. Yok canım. Sizi gördüm, kendime geldim. Bizi hiç boş bırakmıyorsunuz. Ne güzel. Mümkün mertebe canım. Mümkün mertebe Ömer'i görmeye çalışıyorum. Bazı görmemişler oğluşumuzu kandıramasınlar diye. O zaman iyi ki geldiniz. Bakın, görmemişin hası orada. Gördünüz mü? Aa, kim ki o? Hiç tanımıyorum. Ömer'in yeni asistanı. Beceriksizin peki. Aa, Aslı'ya ne oldu? Daha iyisini buldu. Bakayım. Aa, katiyen tanımıyorum. Dur gelmişken bir gidip tanışayım. Bence hiç zahmet etmeyin. Bugün yarın kapının önüne konur zaten bu sakarlıkla. Diyorsun. Ay dur canım. Kapı bizim kapı ne de olsa. Ben yine de bir bakayım. Necmi. Cennet burası ya. Huri dolu, huri. Necmi! Geliyorum hayatım, geliyorum. Hadi. Gel. Sağ ol güzelim. Hadi bakayım hadi. Hoppa. Görüşürüz. Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Gördün değil mi nasıl beti benzi atmış? Duydun mu ne dedi? Kim? Ay Yasemin. Kızı sevmemiş. Bu iyiye işaret. Neden? Yasemin yine kesin bir şey hissetmiştir. Kızı sevmemesi çok güzel. Doğru yoldayız demektir. Tamam boş ver. Yasemin kendinden başka hiç kimseyi sevmez. O başka. Ay anlamazsın. Erkeksin ne de olsa. Üf, hadi yürü yürü. Şimdi ben güzelce sardım bunu. Sen bugün hiç üstüne basma. Güzelce dinlen. Bir iki güne geçer. Anlaşıldı mı? Hı hı. Sadece dinlen. Anladın değil mi? Peki. Güzel. Ay Ömer canım bebeğim. Muah, muah. Amca yenge siz ne yapıyorsunuz ya burada? Biz gezintiye çıkmıştık. Burada olduğunuzu öğrendik. Bir uğrayalım ziyaret edelim dedik. Gezintiye Şile'ye. Yani biz buraları çok severiz ayol. Yani danslar, diskolar, gece falan. Bu hanım kızımız ki? Hanım kız Defne. Yeni asistanım. Aslı'nın yerine geldi. Aa öyle mi? Merhaba. Memnun oldum canım. Ben de memnun oldum Neriman Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir dakika sen adını nereden biliyorsun? Ayol bilecek tabii. Ünlüyüm ben. Dergiler vergiler. Tabii tabii tabii. Dergilerden gördüm. Hep fotoğraflar dergilerden. Nasılsın canım? İyiyim. Sağ olun işte bildiğiniz gibi. Canım benim, ben seni nereden bileceğim canım? Ay, ay amcam bak sıkıldı. Sıkıldı senin amcan, huysuzlandı. Hadi, hadi gidin seti gezdir ona, hadi. Evet, hadi. Sıkıldım ya. Şu suya düşen mankene bir bakalım ne olmuş kızcağız, hadi. O kadar yol gelmişsin. Gel bakalım amca, gel. Hadi, gel, gel. Basma sen de üstüne. Gel, gel. Kaçtı hanımlar. Kızcağızım, sen biraz durgun zekalı mısın? Nedir o öyle pot üstüne pot? İşte ben öyle bir anda heyecan yaptım. Mankeni suya düşürmeler, ayağını burkmalar. Sadece Ömer'in dikkatini çekeceksin, bütün dünyanın değil. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bana bak, Yasemin Yelluzu sana bir şey söyledi mi? Yok. Da ben pek sevmedim ya o kadını. Ay, o da seni sevmemiş zaten. Çok iyi, çok iyi. Aynen böyle devam et. Nasıl yani? Ay, ya anlamazsın sen. Boş ver. Bana bak, senin yüzün düşmüş. Hı-hı, olmaz böyle. Hayır, gülmen lazım senin. Gel, gel bakayım. Ama sen sakarsın be kızım. Hah, gel. Bu böyle olmaz. Erkekler güler yüzlü kadınlardan hoşlanırlar. Sen hep güleceksin. Gülümse bakayım, gülümse, gülümse. Hah, aynen böyle. Hadi, gel. Ben bu Yasemin için hiç anlamadım.
Ay, sen konuşunca ben çok sinirleniyorum ama. Yürü, gülümse, yürü. Yok, ben gidemem. Ömer Bey bana otur dedi. Oh.